Evet sevgili dostlar, haber takipçileri. Bugün sohbetimizin konusu Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin ülkemizde hangi ihtiyaçlara binaen ortaya konduğu ya da hangi ihtiyaçları karşıladığı veya esas amaçlarının ne olduğunu birlikte sorgulayalım isterseniz. Şimdi Türkiye'de bir dönem adeta modaydı. Bir tarikat üyesi olmak, cemaat üyesi olmak. Buralara üye olanlar Allah'ın şanslı kulları, dünyanın en itibarlı kulları statüsündeydi. Hiç kuşkusuz bunu bu işten faydalanan, nemalanan siyasiler, insanlar, kurumlar yapıyorlardı. Zaman zaman biz bu sıkıntılı hali dile getirirken açıkçası birçoğumuz da korkarak konuşuyorduk. Neyden korkuyorduk? Ülkemizde dine dair işler yapan insanları eleştirdiğinizde ilk suçlanacağınız, İlk iftira alanı sizin dinsizliğinizle ilgilidir. Bu dinsizdi zaten derler. Babası da dinsizdi, dedesi de dinsizdi. Münafık, zındık vesaire birçok iftiraları çekinmeden atabilirler. Ve bu iftiraların hesabını da hiçbir yere vermezler bunlar. Dolayısıyla insanlar kendilerini bir mayınlı tarlada geziyormuş gibi hissederek bunlarla aman derdi. Ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri diye bir söz var ya. Çalıyı dolanarak geçerdi herkes. Sonra tabii Türkiye'de cemaatlerde de tarikatlarda da ciddi bir mutasyon oldu. Evrimleşme oldu. Moderniteden nasiplendiler. Yani moderniteden nasiplendiler derken neyi kastediyoruz? İletişim araçlarını, hayatın lüks tüketim maddelerini, giyim kuşamı ama beyin içindeki o eskiler, o hurafeler, olumsuz bütün her şey hepsinin kafasında dün de duruyordu, bugün de duracak, yarın da duracak. O beyinlerin içerisindeki olumsuz şeyler olmadı mı? Zaten tarikat ve cemaat de olmuyorlar. Dolayısıyla işte şimdi FETÖ var iddiası, bir takım şeyler var ortada, henüz bunlar netleşmemiş olsa da iktidarın diliyle ve iktidarın iddialarıyla eleştirmemiş olsak da geçmişte bizim de kendi penceremizden bu işlere dair görüşlerimiz vardı. Çok ciddi eleştiriler götürüyorduk. O yüzden mahkemelik oluyorduk bu tarikatlarla, cemaatlerle. Şahsen ben işte Cübbeli Ahmet diye bildiğiniz kişinin, Fethullah Gülen tarafından mahkemeye verilmiş kişinin bizzat mağdurluğunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum bunu. Şimdi bu cemaat ve tarikatlarda ne kadar özgürlük, ne kadar adalet, ne kadar insaf, ne kadar bölüşmecilik var, bunları bir böyle bir gözden geçirelim isterseniz. Şimdi bölücülük nedir arkadaşlar? Bir ülkede, bir ülkenin nizamını, vatandaşlarını, misaki milli sınırlarını, kanunlarını, oluşmuş törelerini bozan, onlara aykırı iş yapanlara kısacası bozguncu dersiniz, bölücü dersiniz. Huzuru bozanlara bile bölücü dersiniz. Böyledir yani. Bu tabir her zaman çok geniş bir biçimde kullanılan bir tabirdir. Şimdi Türkiye'de özellikle siyasal İslamcıların Türkiye'ye akıttıkları zehiri, verdikleri zararları birlikte yaptılar bu cemaat ve tarikatlarla. Bugünkü iktidar bu işin en büyük suç ortağıdır. Ve bugünkü o bahsettiğim tarikat ve cemaatleri de büyüten, arka bahçesi yapan da mevcut iktidardır, anlayıştır. Sevgili arkadaşlar, size soruyorum. Bir, ülkücünün kurumsal ya da kişisel, fark etmez, böyle herkesin bildiği, örgütlü biçimde, gizli, aşikar
bir özel telefonla konuşma, şifreleme bilmem neyi var mıdır WhatsApp'ın dışında? Yoktur. Viber. Herkesin, dünyada herkesin kullandığı şeyi kullanır ülkücü. İki, ülkücünün gittiği sadece marketi var mıdır? Yoktur. Fırını var mıdır? Yoktur. Çekyat ve mobilya fabrikası var mıdır? Yoktur. Çay ocakları var mıdır? Yoktur. Ülkücünün camileri ayrı mıdır? Hayır, ayrı değildir. Her Müslümanın gittiği camide ülkücü gider namazını kılar. Ülkücünün dershanesi var mıdır? Yoktur. Ülkücünün ilkokulu var mıdır? Yoktur. Ortaokul, lise, üniversite var mıdır? Yoktur. Ülkücünün hiçbir şeyi yoktur. Ülkücünün oteli var mıdır? Bu manada yoktur. Tatil köyü var mıdır? Hani haremlik, salamlık yoktur. Peki ülkücünün sigorta şirketi var mıdır? Kendi mensuplarını sigortalayıp sonra dışarıdan da iş alarak büyümek için yoktur. Ülkücünün bisküvit fabrikası, süt fabrikası, kargo şirketi, film organizasyonları, televizyonu, gazetesi, aklınıza hayata gelen her şeyi sorabilirsin. Hiçbir şey yoktur. Cemaatlerin neyi yok vardır? Birisi yanmaz kefen icat eder. Birisi en iyi Kabe'yi bulan namazgahı, en iyi kitabı, Kur'an'ı, hadi bunlar su götürür. Her birinin ayrı camisi, her birinin ayrı dershanesi, ayrı marketi, ayrı şeyi bilmem neyi. İslam ekonomisine baktığımızda sevgili dostlar, İslam ekonomisi tekelciliği haram kılmıştır. Yani bir işi tek kişi yapamaz. Paranız varsa pazara gittiğinizde yükünüzü bile taşımayın diyor İslam öğretisi. Hamala verin, o da nasiplensin diyor. Böyle hassas bir İslam ekonomisinden geldiğimiz duruma bakın ki sizin ölümünüzden, doğum hastanesi, ölümünüze, ölüm cenaze işleri, şirketine kadar her şeyi kurmuş bu cemaat ve tarikatlar ülkeyi bölmüş, parçalamışlardır. Bunlara kısacası bölücü diyebilir miyiz diye kendime sorduğumda ben rahatlıkla, vicdanım rahat, insafım rahat, bölücüdürler diyorum. Ha, bunları yapmayan cemaat ve tarikat varsa onlara da ayrı değerlendiririz. Onlar zararsız anlamında değildir. Şimdi cemaat ve tarikata karşı çıkınca dine mi karşı çıkıyorsun? Haşa, ben elhamdülillah Müslümanım. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ben Müslüman. Elhamdülillah Müslüman bir Türk'üm. Türk'üm çünkü Türklük benim tercihim değil. Anam babam beni öyle doğurmuş. Allah beni öyle yaratmış. Ama Müslümanım. Evet, babamdan, annemden, dedemden kalan bir din anlayışına Müslüman oldum ama şu anda tercih edebilirim. Vazgeçebilirim de. Şu anda Müslümanım diyorsam ben Müslümanım. Kur'an böyle diyor. Bir başkasının bana ruhsat vermesine gerek yok. Yani dükkan açar gibi belediyeye müracaat edip rüşvet vererek benim Müslümanlık belgemi onaylayın demenize gerek yoktur. İslam dininde böyle bir şey yoktur. İslam dininde esasında aracı hiç kimseye ihtiyaç yoktur. Ama biz bu ruhbanlık sınıfı, Hristiyan aleminden bize gelen ruhbanlık sınıfını olabildiğince almış İslam'ın içine koymuşuz. Kim koymuş? Bu cemaat ve tarikatlar. Neden? Nemalanmak için. Ne yapmışlar? İşte büyük günahınız var, tövbe edin, hemen buraya da şunu verin. Yani direkt tövbeden önce parayı diyemiyorlar ki, çakmasın işi diye. Etrafınızda birçok insanlar vardır. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır. Dikkat edin, Müslümanlar bu İslam'ın şartını ve imanın şartını sıralamasıyla mı yaşamışlardır? Yoksa yani pozisyona göre ve zamanına göre mi? Örneğin hac. Türkiye'de haca kimler gider? İşi bitmişler gider. İslam'ın şartı 5. Hac işi bitmişlerin görevidir, ibadetidir diye bir madde var mı? Yok. Nedir o? Onun özel şartları var. Genç, sıhhatli olacaksınız. Paranız olacak. Şartları oluşunca gideceksiniz. Peki, oruç? Genellikle ibadetlerin tümü Türkiye ülkemizde büyük günahlar işlendikten sonra artık o günahların o insanı bıraktıktan sonra insanla buluşması anlamında bir tablo vardır dersem herhalde çok iftira atmış olmam. Başka? Şimdi biz cezaevinde yatarken en kolay şey, yani canınız da sıkılıyor. Ne yapacaksınız orada? 3 ayları tutuyorduk.
Nafile namazlarımızı kıldık, borçlarımızı kıldık, kılmadığımız namazların borçlarını kıldık ve beş vakit namazımızı kılıyorduk. Kur'an okuyorduk, kitap okuyorduk. Zaten yapacak bir şey yok. Yani karı kıza bakacak halin yok, duvar var karşında. Yani hiçbir seçeneğiniz yok. Orada Müslüman olmak kolaydır. Günah işlememek kolaydır. Başka nerede kolaydır? Dağın başında, köylerde. Yani ekonomik sıkıntı yaşayan, fazla atraksiyon geliştiremeyen yerlerde bu böyledir. Biraz kasabaya indiğiniz zaman rezillik başlar. Her şehrin girişinde çıkışında pavyonlar, meyhaneler, efendime söyleyeyim esrar içmeler, kötü alışkanlıkların tümü artmaya başlar. Hani cemaatiniz, tarikatınız vardı, ne yaparlar bunlar? Bunlar sadece para toplarlar. Bir de insanlara neyi ezberlediğini bilmediği din adı altında bir ezberlik yaptırırlar. İşte Kur'an öğretiyoruz. İyi de kardeşim Kur'an'ı bilmiyor, Kur'an'ı tanımıyor, Kur'an ne diyor bilmiyor. Bu Kur'an öğretme değil ki. Bunu dediğimiz zaman vay kafir diyorlar. Özellikle CHP'liler bunu söyleyince adamlar zaten kafir ilan ettiler. Adamlar bir türlü o şeyden bu tarafa düşemiyorlar. Bunu anlatacak hoca var mı? O da yok. Yani ülkücü hocalar olsaydı belki bunu anlatırlardı. Ben de Arapça bilmiyorum, hocalığa talip olamadım. Arapça bilseydim belki böyle bir görevi severek üstlenebilirdim. Şimdi İslam'a dair alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan kurtarmaya yönelik din alimleri çıkmamış mıdır? Çıktı. Ama adamcağızları mahvettik, didiş ettik, hatalarını aradık, şantaj yapıldı, televizyonlara rezil edildi ve böyle alimlerin de çıkmasına engel oldular. Bunları modernist, İslam'ı değiştirmek işte falan filanla suçladılar. Şimdi biraz önce başta ne demiştik? Cemaatçilik ve tarikatçılığın fiziksel belirtisi artık belli değildir. O da seni gibi gömlek giyiyor, gözlük takıyor, araba kullanıyor, Mercedes kullanıyor, ev, hayatı modern falan. Onlar daha da modern. Belediyeler ve iktidar eliyle İstanbul'un ve Türkiye'nin en iyi yerlerdeki belediye arsalarına yapılmış binaları bedava aldılar. Şimdi her biri 5-6 trilyonluk evlerde oturuyorlar. Haramsa haram olsun, helalsa diyecek bir şey yok. Şimdi nasıl ayıracaktık? Beynin içindekilerle. Beyin içindeki nedir? Adalet ve paylaşım demiştik ya. İslam'da tekelleşme haram demiştik ya. Ya arkadaş, adamlar affedersiniz bir karı satmamışlar. Aklınıza gelen her işe girmişler. Şimdi biz bunlara paralel dediğimiz zaman iftira mı atmış oluruz? Haşa. Yani bunu kim yapıyorsa paraleldir ya. Sen devlet misin kardeşim? Yani bir memlekette, bir devlette bir insanın zenginliğini bile o devletin istihbaratı kontrol eder, etmelidir de. Ya nereden biliyorsun düşman alıp getirmeyecek o parayı pulu? Dolayısıyla bütün dünyanın ülkelerinde bu uygulanır. Bizim Türkiye'de tarikatların, cemaatlerin mal varlığı nedir? Bilmez kimse. Kayıt yok. Ne kadar para toplarlar? Bilmez kimse. Kayıt yok. Bu paranın nereye gider, nereden nereye gelir? Kimse bilmez. Kayıt yok. Bunun dünya ekonomi dilindeki adı kara paradır. Kaçakçılıktan elde edilen vesaire şeylerden elde edilen paradan bir farkı yoktur ekonomi dilinde. Doğru da bir tabirdir. Sisteme girmeyen, vergilendirilmemiş her kazanç bana göre haramdır. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman siyaset yapıyorsanız %80'lik bir sağcı, her şeye inanan, her hocanın sakallı bırakanın lafına inanan bir robot demeyeyim ama robot gibi he doğru diyen salla baş bir seçmen kitlesi oluşturmuşuz. Bunu din adına yapmışız, milliyet adına yapmışız. Şimdi gelmiş bu yaptıklarımız kendi değerlerimizi vurmaktadır. İşte İslami fobi, dünyanın İslam'ı kötü gösterebilmesi biraz önce saydığım kötü örnekler üzerindendir. İşte bu İslam'a zarar vermektedir. Şimdi esas İslam'ı kaynağından öğrenip adam gibi kendi vicdanında ve Allah'a kulluk ölçülerinde emirler doğrultusunda yapsa kimse bir şey demediği gibi her o Müslüman tipine herkes hayran olacaktır, aşık olacaktır. Kadınsa kadın, erkekse erkek. Fark etmez. Şimdi böyle bir cemaat ve tarikatlaşmayı ne zaman görmüş tarih? Endülüs yıkılımında 399 tarihçilerin söylemesi cemaat ve tarikat var. Aynı böyle. Çay ocağı ayrı, şeyi ayrı, her şeyi ayrı. Bölmüşler, parçalamışlar. Gücü sonuçta ortak akıl kaybolmuş. İşte medeniyet orada sıfırlanmış. Bugün İspanya toprakları Avrupa'nın göbeğinde ezan susmuştur.
Bu oyun bir daha oynanmaz mı? Mutlaka oynanır sevgili dostlar. İşte İstanbul ve Anadolu bu tehditle ebedi karşı karşıya kalacaktır. Huntington'ın dediği şey doğrudur, budur. Şimdi, cemaat ve tarikatları ekonomi alanından ve siyasetten almadığınız müddetçe ülkenin en büyük düşman grubunu ortak aklı yok edecek, bilimsel gelişmeyi yok edecek bir güruhu bu ülkenin başına bela edersiniz. Tıpkı Suriye'de, tıpkı Libya'da, tıpkı Irak'ta, tıpkı Somali'de, Yemen'de onlarca yüzlerce örneği var. Ya niye o zaman biz aynı şeyi dönüp dönüp bakalım, seyredelim sevgili dostlar? Pozitif bilimle barışık olmayan bir cemaat, bir din anlayışı bizzatihi o dinin ve o bilimin, ilmin, o ülkenin insanların düşmanıdır diye düşünüyorum. Düşmanlık illa tüfeğe sırtını almakla olmaz, cehaletle olur. Asıl düşmanlık odur. Şimdi biz bunları konuşmayalım mı? Konuşmayacak mıyız? Etrafımıza anlatmayacak mıyız? Biz bunları ocaklarımızda seminer şeklinde çocuklarımıza vermemeli miydik? Verdirmedi Bahçeli. Önümüze kesti 20 yıl önce. Kesti önümüzü. Bunlar ocağa giremez dedi. Anlatacağımız şeyler bunlardı. Bayrak sevgisi, ezan sevgisi, gerçek ezan sevgisi, gerçek din sevgisi. Doğru öğrenme, tarihi doğru bilme, yorumlama. Dini doğru öğrenme, bilme, yorumlama. Düşünün, binlerce genç yetiştirmiştik 20 senedir. Şimdi bir tane yok. Sadece her ilde 150 tane çakal büyüklerine saldırıp küfrediyorlar. Başka bir şey yok. Bu Türk milliyetçileri en büyük buradan vurulmuş ve satılmışlardır. Satanlar bellidir. Şimdi bugün aşağılık bir adam var. Nedir onun adı? Şu şişko Antep'te rakı köpüğü, çok içki içen. Öyle bir dil kullanmış ki biz hayırcılar için onlar bilmem nerenin kucağına oturmuşlardır gibi aşağılık, iğrenç hakaretler yapmaktadır. Allah'a havale etmekten başka, sabretmekten başka bir şey yok elimizde. Düştüğümüz durum budur arkadaşlar. Satılmışlık budur arkadaşlar. Sizin canınızı, kanınızı, terini verdiğiniz yere birileri gelir, oturur, oradan size hakaret eder, söver, siz de dinlersiniz. O küfür edeni seyrederken başında da üçülel dalgalanmasını seyredersiniz. MHP ismini seyredersiniz. Çok karışık bir duygular içerisinde gönüllü köleliğiniz 20 yıl sürer. Peygamber Efendimiz köleleri affettiğinde köleler gidiyorlar. Şaşırıyorlar, ne yapacaklar? Hiç ev yok, park yok, iş yok falan. Tekrar köleler eski sahiplerine dönüyorlar. Ya bize iş verin diyorlar, biz dışarıda yapamadık. Bu sefer gönüllü köle oluyorlar. Yani bir köleliği ortadan kaldırmak sadece ben kaldırdım demekle olmuyor. Şimdi bizi böyle beynimizden köleleştirmişlerdi. Allah'a hamdolsun ki ben bu kölelikten kurtuldum. Büyük Birlik köleliğinden, MHP köleliğinden kurtuldum. Ben insani değerlerin kölesi olmaya karar verdim. O yüzden benim gideceğim yere beni hangi aracın getireceğinin hiçbir anlam ve önemi yoktur. Önemli olan ahlaktır, ilkedir, adalettir, doğru öğrenmedir, doğru öğretmedir, paylaşmadır. Kısacası ülkülerimizi donatan